Herkese merhabalar, Metman kanalına hoş geldiniz. Ben Yaşar sevgili arkadaşlar. Bugün çarpanlar ayırmanın ilk videosuyla karşınızdayım. Şimdi çarpanlar ayırma ne demek? Çarpanlar ayırma dediğimiz anda AYT matematiğin çok sağlam bir temelini atmışız anlamına gelir. Sevgili arkadaşlar, AYT matematiğe başlayacaksanız TYT konularından en kritik olan konu çarpanlar ayırma. Çarpanları ayırmayı bilmeden AYT matematiğe bir geçiş yapılamaz. Ve buradaki orada çıkacak konular ve konular içerisindeki detayların anlaşılması mümkün değil. O yüzden çarpanları ayırma bu kadar temel iskeletteki konulardan bir tanesi. O yüzden burada şimdiye kadar gördüğümüz birçok şeyi kullanacağız. Hani ilk video size biraz daha tanıdık gelecek. Diğer videolarda da aslında tanıdık şeyler olacak. Ama şunu söyleyeyim, bunları daha sistematize edeceğiz. Şimdi 3 videodan oluşuyor çarpanlar ayırma. 3. videomuzu bonus video gibi düşünebilirsiniz. Yani 3 video olacak, 3. video bonus videosu gibi. Yani ortalama 30'a yakın soru çözeceğiz. 25-30 tane soru çözeceğiz son videoda. Bu iki videoda da video ders kitabında toplam 6 sayfa var. Bu 6 sayfayı adım adım sizlere anlatacağım ve işleyeceğiz arkadaşlar çarpanlar ayırma kısmında. Şimdi hazırsanız video ders kitabımızı açalım. Önce paranteze alma kısmından, ortak çarpan paranteze alma kısmından 2 kare farkına kadar olan ve tam kare ifadelere kadar olan kısmın tamamını arkadaşlar şöyle size adım adım anlatalım. Buradaki bilgileri netleştirelim ve sabitleyelim. Bir sonraki videoda da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi hazırsanız AYT matematiğin temelini atan TYT konusu çarpanları ayırmanın ilk videosuna başlayalım. Sevgili arkadaşlar, ilk olarak burada ortak paranteze, ortak çarpan parantezine alma ifadesini kullanacağız. Şimdi aslında bugüne kadar bunu birçok yere yaptık. Şimdi ilk, ilk kısma bakalım. Bakın 3x eksi ortak çarpan alacağız. Şimdi bakın arkadaşlar, 3x ve 6. Her ikisinde de ortak bulunan çarpan burada 3. Yani ne demek istiyorum? Bakın burada 3 çarpı x var. Burada 3 çarpı 2 var aslında. Yani şu 3'ler ortak. Biz bu 3'leri şöyle dışarı doğru çektiğimiz zaman, yani paranteze aldığımız zaman, bakın burada ne kalıyor? X. Arada ne var? Eksi. Burada ne kaldı? 2. x eksi 2. Yani 3 çarpı x eksi 2 oldu. 3 x eksi 6. 3 çarpı x eksi 2 olmuş oluyor. Gördüğünüz üzere bu şekilde parantezi aldık. Devam edelim. Bakın burada. Bakın burada ortak olarak neler var ona bakalım. Bakın 3 var. A var. A var. B var. 6 var. A var. B var. B var. 6 yerine de şöyle yazalım hatta. 6'yı da. 3 çarpı 2 çarpı A çarpı B çarpı B. Yani aslında buralarda ortak olanlar hangileri? Bakın 3'ler 3A üç bir de B. 3A bir de B. Bakın bunlar ortak. Her ikisinde de var. Şimdi o zaman ben bunu 3AB parantezin alırsam. Burada ne kaldı? Bakın burada. Bakın bir tane A kaldı. Arada ne var? Arada eksi var. Burada ne kaldı? 2 tane 2 ve B kaldı. Yani 2B. Gördüğünüz üzere 3AB parantezine aldığım zaman A eksi 2B kaldı. Peki bu doğru mu? Bakın gelip bunu buna çarptığım zaman ne oldu? 3A kare B. Bunu bununla gelip çarptığımız zaman ne oldu? Eksi. 6 a b kare. Bakın hakikaten tekrar eski haline döndü. Yani ortak olanları dışarı doğru çekmiş oluyorum aslında paranteze alarak. Şimdi gelelim bir sonrakine. Diyor ki m kare ne? m kare p. Bakın m kare m kare her ikisine de ortak. Bunu m kare parantezine alırsam. Burada ne kaldı? Ne? Burada ne var arada? Eksi. Burada bir de ne kaldı? Bakın M kareyi çektiğim için P kaldı. M kare parantezinde n eksi P diye buradaki ifadeyi yazabiliriz. Zaten bugüne kadar birçok kere ortak paranteze aldık buradaki gibi. Geliyoruz buraya. Bakın M n kare M kare n. Şimdi sevgili arkadaşlar burada her ikisinde de ortak olan bundan M çarpı n'dir. Ne demek istiyorum? Bakın burada M var. N n ile çarpımı. Burada M bir tane daha M bir tane n. Bakın MN ortak, MN ortak. Yani sen bunu MN parantezine alırsan burada ne kalır? Neye kalır? Arada ne var? Artı var. Bir de ne var? M var. Bakın tekrar çarptığım zaman eski haline dönüyor. Yani ortakları dışarı parantez olarak çarpı olarak çekiyorum. Ve bu şekilde yazıyorum. Geldik buraya bakın burada ortak ne? Bakın 2 var. B var. Bu 6'da da bakın 6 2 çarpı 3 ya. Bir 2 var bir de B burada var. Yani 2 B parantezini alırsak bunu. Burada ne kalır? A kalır. Arada ne var? Artı var. Burada ne kaldı? Bakın 3 kaldı. Bir de C kaldı. 3C. Gördüğünüz üzere yani 6'dan bir 2'yi çektim 3 kaldı. Bir de buradaki B'yi çektim C kaldı. 3C yani A artı 3C. Bakın tekrar çarpalım. 2B A B 6 BC oluyor. Aynı yere geliyoruz. Geldik buraya. Bakın arkadaşlar burada böyle bir ifade var. Ortak olan ne? Bakın bir tane X her ikisinde de var. Birer X. Bir tane Y her ikisinde var. Bir tane Z de her ikisinde de var. O zaman X, Y, Z ortak. Şimdi buradan bir tane X çektiğin zaman ne kaldı? Bir X. Y'yi zaten çektin. Gitti. Y kalmadı. Z küpten de bir tane Z çektin. O zaman X çarpı Z kare. Artı buradan X'i çektim, bir tane y e çektim, bir tane y kaldı, z'yi de çektim, bu kadar, z' de gitti, bir tane z var zaten, onu da çektim dışarı. Bakın gördüğünüz üzere x çarpı z kare artı y, x y z de dışarıda çarpım durumunda duruyor, yani ortak olanları gördüğünüz üzere paranteze aldık. Bu da bizim zaten birçok kere yapacağımız ve uygulayacağımız bir işlem olacak ilerleyen aşamada. Gelin buradaki sorulara bakalım. Bakın en sade şeklini bana soruyor. Şimdi burada ortak olanlar ne? Bence bir a bir de b ortak. Her ikisinde de bir a bir b var. Şimdi bunu AB parantezine alırsam. Bakın burada ne kaldı? Bir A çektim. Bakın bir tane A kaldı. B zaten onu da çektim zaten. Bir, bir A bir B çektim. Bir tane A kaldı. A kare ya. Bir tane A'yı dışarı çektim. Bir tane A kaldı. Şimdi bir tane A'yı dışarı çekmiştim. B küp bir tane de B çektim. Burada ne kaldı? Eksi B kare kaldı gördüğünüz üzere. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya bakıyorum. Bakın burada ortak ne var? Bakın burada bir tane A var. Burada da bir tane var ortak. O zaman bunu A parantezine alırsam burada ne kalır? Bir tane A. Arada eksi var. Bakın buradaki bir A'yı çektim. Ne kaldı? B kare. Bakın AB çarpı A eksi B kare. A çarpı A eksi B kare. Bakın A eksi B kareler birbirinin aynısı. Bunlar birbirini götürüyor. Bir tane A da birbirini götürüyor. Cevabımız buradan B kalmış oluyor. Gayet rahat ve temiz bir biçimde cevabı bulduk arkadaşlar. Burada kısımda. Geliyoruz bir sonrakine. Bir sonraki bu. İfadesini çarpanlarına ayırınız diyor. Ayıralım sevgili arkadaşlar. Şimdi ifademiz bu. Şimdi bakın. A eksi B'nin karesi. B eksi A'nın karesi. Şimdi karesini aldığım zaman eksinin artının bir önemi var mı? Çünkü karesini alsan aynı şey olacak doğru değil mi? Yani sen bunu A eksi B'nin karesi yazmışsın. Bunu da A eksi B'nin karesi diye yazabilirsin gayet. Çünkü neden? Ha A eksi B'nin karesi ha B eksi A'nın karesi. Çünkü ha 5 eksi 3'ün karesi. 5 eksi 3'ün karesi ne der? 2'nin karesi 4 eder. 3 eksi 5'in karesi eksi 2'nin karesi yine 4 eder. O yüzden sen bu kareli ifadeyi böyle yazabilirsin. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bakın burada, bakın burada şu bölge ve şu bölge ortak olan a eksi b kare a eksi b kare. O zaman ben bunu gelip a eksi b'nin karesi parantezin alırsam. Şurada ne kaldı? Bakın 2a artı b. Arada ne var? Arada eksi var. Burada ne kaldı bakın? Burada da bunu çektim çünkü. A artı B kaldı. Bakın gördüğünüz üzere böyle tertemiz bir çözüm oldu. Yani böyle geniş bir şey de bakın bu kadar. Şöyle pardon şunu şöyle silelim. Hemen sildim. Bakın burada Şurası birinci bölgemiz, şurası, şurası da ikinci bölgemiz. Bakın bu iki bölgede ne yaptım? A eksi b kareyi çektim, A eksi b kareyi çektim. Geriye şu aradaki eksi ve bu kaldı. Tabii buradaki eksiği buna dağıtmamız gerekecek arkadaşlar bu şekilde. Yazıyorum 2a artı b eksi a eksi b. B'ler birbirini götürür, zaman 2a eksi a, 2a eksi alanda a kaldı. Yani a eksi b'nin karesi ortak parantezinde. bir de dışarıda bir tane a'mız kaldı. Gördüğünüz üzere soruyu Çözmüş olduk bu şekilde. Şimdi gruplara ayırma yöntemi bakalım? Şimdi aslında yöntem diye aklınızda tutmayın. Yapmanız gereken ifadeler gibi düşünün. Diyor ki ifadenin her teriminin bir ortak sayı ve harf ve terimi bulunmuyorsa ifade ikişerli ve üçerli veya daha fazla sayıda gruplandırılarak çarpanlarına ayrılır. Ayrılır demiş. Şimdi bakın arkadaşlar burada şöyle bir sistem var. Şimdi ilk soruya bakalım. Ax eksi ay eksi bx artı by diye bize vermiş. Şimdi biz bunları çarpanlarına ayıracağız. Nasıl ayıracağız arkadaşlar? Şöyle. Şimdi bir kere bakın bu ikisinde de A var. Bu ikisini A parantezine alırsam. Ne kaldı burada? X eksi Y kaldı. Doğru değil mi? Şimdi geliyorum buraya. Bakın burayı. Şuraya. Bakın geldim buraya. Şimdi bakın burayı da. Şimdi sen diyeceksin ki her ikisi de B var. O zaman bunun B parantezini alalım. Ben diyorum ki B parantezini almak yerine. ya yani B parantezini alalım ama eksi B parantezini alalım. Neden? Çünkü eksi B parantezini alırsak sevgili arkadaşlar. Bakın bunu... Eksi B'yi çektiğim zaman ne kalır burada? X. Arada ne var? Bakın ara X. Bakın burada artı B var. Artı B'yi eksi B yapmak için eksi Y yapmamız gerekiyor burayı. Yani ne yaptım aslında? Bunu eksi B parantezine aldım ya. Bakın. Eksi B ile X'i çarptım. Eksi BX. Eksi B ile eksi Y'yi çarptım. Artı BX olur gördüğünüz üzere. Bakın aynen buna dönüyor. eksi B parantezine aldım. Neden bunu yapıyorum? Çünkü bakın arkadaşlar. Şu yandaki ifadeleri birbirinin aynısı yapmak için eksi B parantezine aldım. Artı B parantezine almak yerine. Bakın bu şekilde. Bak şu an burada x, -y var. Burada da x, x, y var. Şimdi bakın. Burada iki bölge var. Bakın birinci bölge şurası. İkinci bölge burası. Ve her ikisinde de ortak ne var? Her ikisinde de ortak x, eksi y var. O zaman ben bunları gelip bir daha x, eksi y parantezine alırsam. Yani şuradaki x, eksi y'yi çektim. Buradaki x, eksi y'yi dışarı çektim. Burada ne kaldı? A. Arada ne var? Eksi. Arada ne var? B. Yani x, eksi y çarpı A eksi B ifadesi çıkmış oluyor. Yani bu şekilde paranteze almış oluyoruz arkadaşlar. Buradaki ifadeyi. çok temiz bir çözüm oldu buradaki kısımda. Şimdi bakın biraz daha birazdan biraz daha net anlayacaksınız. Böyle bir ifade vermiş. Bunları alın diyor parantezi. Tamam alalım. Bakın arkadaşlar şu A küp ve A kare yan yana. A küp ve A kareyi ben A kare parantezine alıyorum. Şimdi bunda iki tane A'yı çıkardığım zaman ne oldu? Bir tane A kaldı. Arada ne var? Arada artı var. Burada da bakın A kareyi A kareyi dışarı attım. Bir kaldı. Bakın tekrar çarpayım. A küp Artı a kare. Şimdi bir de yanda bakın. Artı a artı bir var. Bak dikkat et. Dikkat et. Şurayı paranteze alayım. Bilerek alıyorum. Bak şurayı birinci bölge. Şurayı ikinci bölge diye düşünürsem, Bakın burada da a artı bir var. Burada da a artı bir var. O zaman ben bunları gelip bir daha a artı bir parantezine alırsam. Burada ne kalır? Bakın burada a kare. Arada ne var? Arada artı var. Buradaki a artı biri komple dışarı aldığım için yerine ne yazacağım? Yerine arkadaşlar 1 yazacağım. Bakın çarptım a artı 1 çarpı a kare çarptım 1 çarpı a artı 1 yani a artı 1 oluyor gördüğünüz gibi. Yani önce a kare parantezini alıyorum sonra o artı 1'leri bir daha paranteze alıyorum. Ve bu şekilde a artı 1 çarpı a kare artı 1 diye bakın bu şekilde sınıflandırmış oluyorum. Bunları yapabilmek bu maharetleri geliştirmek çok önemli arkadaşlar. O yüzden çok dikkatli bir şekilde dinlemeniz gereken kısımlardan. Geldim buraya. Şimdi böyle bir ifade var. Şimdi bakın arkadaşlar kafayı çalıştıracağız. Bir kere bu ikisinde de B var değil mi? Ben bunları B parantezine alıyorum. Ne oldu? A kaldı. Eksi C kaldı. Şuradaki B'yi çektim. Buradaki B'yi çektim. Bakın. Şimdi bak karşıda eksi A artı C var. Burada A eksi C var. Şimdi ben kafası çalışan bir insan olduğum için hemen şunu eksi parantezine alıyorum. Şimdi eksi parantezine alsam ne olacak? Bu eksi A ya. Burası artı A olacak. Burası da artı C eksi C olacak. Neden? Bak eksi dağıt buraya. Eksi A artı C gördünüz mü? O yüzden ben bunu bu şekilde parantez alıyorum. Amacım ne aslında? Amacım burası birinci bölge, şurası da ikinci bölge ya. Ben buradaki a eksi c'lerin ortak olduğunu gördüm. O zaman bir de gelip bunu a eksi c parantezin aldığım zaman bu çık gitti, bu gitti. Burada ne kaldı? B. Arada ne var? Eksi. A eksi c'yi komple dışarı attığım zaman geriye bir kalır arkadaşlar. A eksi c çarpı b eksi bir şeklinde buradaki ifadeyi yazdım. Olayımız Bitmiş oldu arkadaşlar burada kısımda. Şimdi geliyoruz buraya. X kare artı 3 x eksi 2 x artı 3 demiş. Böyle bir ifade koymuş buraya. Şimdi bakın arkadaşlar ben hemen burada şu gözüme çarptı. Şu. Neden gözüme çarptı? Çünkü bunda da o var. Nasıl var? Bakın x kare artı 3 x ikisinde de x var. Ben gelip bunu x parantezine alırsam. Bakın bu x kareydi bir x kaldı. 3 x'ti. x gitti. x artı 3. Eksi 2 çarpı x artı 3. Şimdi bakın arkadaşlar buradaki x artı 3 Buradaki x artı 3. x artı 3'ler ortaksa ben bunları x artı 3 parantezine alırsam. Burada ne kalır? x. Arada ne var? Eksi. Burada ne var? 2. x artı 3 çarpı x eksi 2 şeklinde yazmış oluruz. Olayımız burada tamamlanmış olur sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyoruz buraya. A kare eksi 2 a a eksi 2. Bakın yine yakaladım buradaki kısımda. Bakın burada a kare eksi 2 a a eksi 2. Burada bir yakınlık var. A kare eksi 2 a'dan bir tane a parantezini aldım. Bakın şurayı. A parantezin aldım. A kare eksi 2. Bir A bir de eksi 2 kaldı. Artı bir tane daha bakın. Şurada A eksi 2 var. Peki ben bunları gelip A eksi 2 parantezine alırsam. Yani şu A eksi 2 paranteze. Şu A eksi 2'yi çekersem. A eksi 2 parantezinde. Burada ne kalır? A. Bu arada ne var? Arada artı var. Burada ne kalır? Burada da bakın A eksi 2'yi komple dışarı çektiğim için 1 kalır. Bakın tekrar çarptığım zaman aynı şey geliyor. Bakın A eksi 2 çarpı A. A eksi 2 çarpı 1. Yani A eksi 2'nin kendisi oluyor. Artı. Gördüğünüz üzere a eksi 2 çarpı a artı 1 geldi. Buradaki ifadenin sonucunda da. Şimdi geliyoruz şuna. Burada da böyle bir ifade var. Şimdi şunu bir silelim. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada bir şekilde parantezde iki tarafta da ortak bir şey yok. O zaman ne yapalım? Çarpalım bunları. Şöyle. A B kare artı 5 A. Bakın eksi B burası. Eksi B ile eksi B A kare. Şunu da şuna çarpalım. Eksi 5 B. Şimdi ben burada ikili ikili paranteze alacağım ya diyorum ki bakın şurada bir yakınlık gördüm. Şimdi her seferinde göremeyebilirsiniz ama artık bir süre sonra içgüdüler gelişiyor. Bakın a kare, a b kare, b a kare eksi b a kare. Ben bunları bir yan yana yazıyorum bakın. a a b kare eksi b a kare. Bakın diğer tarafta da artı 5 a eksi 5 b. Bakın burada şu ikisinde de ortak bunlar nedir? Bir A 1 B ikisinde de ortak. Bak biri A çarpı B çarpı B. A B, A B kare. Diğeri de B çarpı A çarpı A. B A kare. Ama ikisinde de bir A bir B bulunuyor. O zaman ben bunları şöyle ab B parantezini alıyorum. Bakın alıyorum A B parantezini. A B parantezinde. Burada bakın bir A çektim bir de B çektim. İki tane B vardı bir B kaldı. Buradan da bir B çektim bir tane A çektim. Burada ne kaldı? Eksi A kaldı. Bakın B eksi A. Şimdi yandakinde de 5a eksi 5b var. Şimdi bakın arkadaşlar biraz kafayı çalıştıralım. Sen bunu gelip dersin ki hocam ben bunu 5 parantezin aldım. Artı 5 parantezinde burada ne kalır? a eksi b kalır. Bakın 5a eksi 5b ya. Ama ben bunu yapmam. Neden? Bakın burada b eksi a var. Burada a eksi b var. Bu benim işime gelen bir durum değil. Ha böyle de soruyu çözebiliriz bu arada. Hani böyle de çözebiliriz. Yani birbirinin tersi bunlar. Ama ben bu olayı kolaylaştırmak için şöyle yaparım. Dedim ki bunu ben 5 parantezine alacağımı. Eksi 5 parantezini alırım. Eksi 5 parantezine. Eksi 5 parantezine ne olur? Bakın burası 5A ya artı 5A. O zaman şu gördüğün şey eksi A olur. Bakın eksi 5'e eksi, artı, eksi A'yı çarptığı zaman artı 5A. Ya da şurası da artı B olur. Yani aslında B eksi A oldu burası. Burası B eksi A oldu yani şurası. Şöyle bakın eksi 5B artı 5A. Ya da şöyle yaparım. Az önceki gibi 5 parantezini aldım ya. Artı 5 parantezini aldım. Burası A eksi B çıktı. Şimdi benim amacım Buradaki b eksi a b eksi a yapmak değil mi burayı? O zaman derim ki şuradaki ifadeyi eksi yani eksi birini dışarı atarım. Yani ne olur bakın eksi bir dışarı atarsam bu b eksi a olur. Şuradan bir tane eksi dışarı atan, burası da eksi 5 olur. Bakın neden? Çünkü eksi olduğu zaman eksi dışarı tekrar çarptığın zaman yine aynısı gelecek. O yüzden mesela sen şöyle yazabilirsin yani. Bakın a eksi b ifadesi eksi b eksi a ifadesi demektir. Doğru değil mi? Veya şöyle de yazabilirsin değil mi sonuçta? 3 ifadesi bakın bir eksiği dışarı atıyorum. Eksi eksi 3 ifadesiyle aynı şeydir. Bakın eksi dışarı attım içerinin işaretini değiştirdim gördüğünüz üzere. Yani ben burada da bunu böyle yazmışken hemen gelip buraya bu şuradaki ifadeyi şöyle tekrar yazabilirim. Siliyorum. Bakın en baştan bir daha yazıyorum burayı. AB çarpı B eksi A artı bakın artı değil eksi dışarı attım. Eksi 5 B eksi A işaretin yerlerini değiştirdim bakın. Şimdi bu durumda Şurası B eksi A, burası da B eksi A. Şimdi iki tane B eksi A olduğu için bir daha B eksi A parantezine alabilirim ben bunu. Hemen alıyorum B eksi A parantezine. Şöyle sildim buraları. Hemen yazıyorum. B eksi A parantezinde, burada ne kaldı? AB. Arada ne var? Arada eksi. Burada ne kaldı? 5. Bakın gördüğünüz üzere en sade biçimde yazılmış hali bu olmuş oluyor. Yani ben öncelikle bunu baktım olmuyor. Dağıttım. Yakın olanları yan yana koydum. Onları paranteze aldım diye yanındakini de ona uygun paranteze aldım. Ve sonra oradaki ortaklığı bir daha paranteze alıp yoluma devam ettim arkadaşlar. Bu şekilde buradaki ifade de çözülebilir. Şimdi gelelim buraya. Diyor ki ifadesinin değeri nedir? Bulalım. Şimdi bakın burada şöyle vermiş böyle ben Hiçbir ortaklık yok. O zaman bu ortaklık olanları şunla şunu yan yana koyayım mesela. AX çünkü artı AY. Bakın burası eksi B y eksi bx diye şöyle yazabiliriz bunu. Şimdi bakın şu ikisini a parantezine alıyorum. A parantezinde burası x artı y olmaz mı? Şimdi ben kafası çalışan bir insanım. Bunu gelip b parantezine almıyorum. Bakın çünkü b parantezine alırsam burası ne olur? Bakın eksi y. Bakın şu b çıktı. Burası da eksi x olur. Ben bunu ama gelip b parantezi yerine gelip silip 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 eksi b parantezine alırsam işime daha çok eşlik. Eksi b parantezi ya şuradan eksi b gitti. Yani ne kaldı? Y. Buradan da eksi b gitti. Artı x. Bak tekrar çarp. Eksi bx eksi by. Şimdi bakın benim istediğim şey ne? Bak burada da x artı y var. Burada da x artı y var. Bunları bir daha x artı y parantezine alırsam. Burada ne kaldı? A. Arada ne var? Eksi. Burada ne kaldı? B. Şimdi bana diyor ki bunun sonucu kaçtır? A eksi b ne? 3. X artı y ne? 4. 4 kere 3 cevabımız buradan 12 gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere çok temiz bir şekilde bunları paranteze aldım. Geldik buraya. Şimdi bunu parantezi almaya çalışacağız. Almaya çalışalım. Ben bir yakınlık gördüm. Bakın yakınlık şu. Şunu 4 parantezine al. 4 parantezinde x artı 2 olur. Arada eksi var. Şunu da x parantezine al. X'i dışarı çıkar yani. Burası da x artı 2 olur. Bakın gördüğünüz üzere şuradaki x artı 2 buradaki x artı 2'ye aynı. O zaman bunları gelip bir daha x artı 2 parantezine alırsan. Burada ne kaldı? 4. Burada ne kaldı? Eksi. Burada ne kaldı? X şöyle koydum. Şimdi geldim buraya. E bunu da böyle iki parantezin alırsam bu da x artı 2 olmaz mı? E olur. Bakın. E şu x artı 2 bu x artı 2'yi götürüyor. Yani sonuç ne oldu? 4 eksi x bölü 2 gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. Buradaki ortak parantez ifadesinden. Gördüğünüz üzere bu şekilde rahat bir biçimde sorumuzu çözebiliriz. Değerli arkadaşlar. Şimdi... Gelelim bugüne kadar gördüğümüz konuya. Yani birçok gerek konusu geçti iki kare farkının. iki ifadenin karelerinin farkı şu şekilde yazılabilir. Hemen gösterelim Burada yazmış mı? Şöyle. Bakın yazmış. a kare eksi b kare a eksi b çarpı a artı b diye yazılabilir. Şimdi bu nereden geliyor? Şöyle arkadaşlar. Bakın. Bunu yapmaya çalışacağım. Bakın a ile a'yı çarpacağız. Sırayla şöyle. bir bununla bunu bir bununla bunu çarpıyoruz. a kare a ile b'yi çarptım artı a Bakın eksi b ile a'yı çarptım. Eksi a b eksi b ile b'yi çarptım. Eksi b kare. Bakın A, B'ler birbirini götürdü. A kare eksi B kare olur. Yani iki şeyin kareleri farkı, iki şeyin kareleri farkı o iki şeyin önce toplanması sonra ça çıkarılmasının çarpımına eşit olur. İki kare farkı bu şekilde açıklanmış olur. Şimdi gelelim bakalım burada bakın. X kare 16. Şimdi X kare X'in karesi. Bakın bu X'in karesi. Bu da 4'ün karesi. Gördüğün üzere 16'da. O zaman sen bunu X eksi 4 çarpı X artı 4 diye yazabilirsin. Ya da şöyle bakın. Şöyle yazalım. X kare eksi 1. Bakın x'in karesi 1'in karesi. Sen bunu x eksi 1 çarpı x artı 1 şeklinde yazabilirsin burada gördüğün üzere. Şimdi geliyoruz buraya bakın. Bu y kare yani y'nin karesi. Şu 4x bu da arkadaşlar 4x kare de eksi 2x'in karesi şöyle. Bakın bu 2x'in karesi. Yani hem 2'nin hem x'in karesi. O zaman sen bunun açılımını yazarken şuradaki ifadenin açılımını yazarken şöyle yazacaksın. Bakın biri y'nin biri 2x'in karesi. Yani bu y eksi 2x çarpı y artı 2x olacak. Bakın 16a kare. Bu neyin karesi? 4a'nın karesi. Eksi bu ne? 3b'nin karesi. O zaman sen bunu yazarken 4a eksi 3b çarpı 4a artı 3b şeklinde yazacaksın buradaki kısmı. Şimdi geliyorum buraya. 4 bölü a kare. Yani bu nedir 4 bölü a kare? 2 bölü a'nın karesi. Eksi 9 bölü b kare. O da 3 bölü b'nin karesi. Sen bunun iki kare farkı olduğunu gördün. O zaman ne yazıyorsun? Bakın neyin karesi alınıyorsa ondan çıkarıyoruz. 2 bölü a eksi. Bakın burası 3 bölü b. Çarpı 2 bölü a artı 3 bölü b şeklinde yazıyoruz arkadaşlar buradaki kısmı. Şimdi geldik buraya. X kare eksi 3. E hocam 3 hiçbir şeyin karesi değil. E çocuğum hiçbir şeyin karesi değilse 3. Bu x'in karesi. E bu da köküçün karesi bebeğim. Köküçün karesi. O zaman sen bunu x eksi köküç çarpı x artı kök 3 diye yazabilirsin. E hocam 4 2'nin karesi okey de x bir şeyin karesi değil. Çocuğum x de bir şeyin karesi. x neyin karesi? Kök x'in karesi. O zaman sen kök x'in karesinden 2'nin karesini çıkarıyorsun. O zaman nasıl yapacaksın? Kök x eksi 2 çarpı kök x artı 2 diye bunu buradan yazabilirsin. Ya da geldim buraya. x eksi 5. Arkadaşlar x kök x'in karesi. 5 de kök 5'in karesi. O zaman x eksi kök 5 pardon kök x eksi kök 5 çarpı, çarpı kök x artı kök 5. Yani neyin karesi ise diğerinde neyin karesi ise onları önce birbirinden çıkarıyorsun. Sonra birbiriyle topluyorsun. Veya şöyle de gelebilir arkadaşlar. 2x kare eksi 5y. Bir şekilde bunu iki kare farkına ayırman gerekiyor. Bir şekilde gerekiyor mesela diye düşünelim. O zaman bu durumda ne oluyor? Bakın bu neyin karesi? Kök 2x'in karesi. 5y neyin karesi? O da kök 5 çarpı kök y'nin. Yani kök 5y'nin aslında. Kök 5 y de kökün içine burada. Kök 5 y'nin karesi. Bakın sen bunu ne yazacaksın? Kök 2 x dışarıda burada. Kök 2 şöyle yapayım. Kök 2 x eksi kök 5 y çarpı kök 2 x artı kök 5 y diye bu şekilde yazabilirsin ve bu şekilde çarpanlar ayrılabilir. Yani neyin karesi ise o şekilde ayırıyoruz. Yani burada biraz ufkunuz genişlemesi gerekiyor. O yüzden bunları da yazdım. Yani herkes alışmış 16 ile 1 ile bilmem neye çözmeye. Yo bakın x eksi 5 de iki kare farkına ayrılabilir. Çünkü biri kök x'in karesi biri kök 5'in karesi. Kök x kök 5 çarpı kök x artı kök 5 diye yazılabilir. Bunları en azından bir kere görmek büyük bir fayda sağlar sevgili arkadaşlar bizlere. Geldik buraya. 203'ün karesi eksi 197'nin karesi. Şimdi 203'ün karesi eksi 197'nin karesi. Şimdi kafa çalıştıralım. Şimdi burada iki kare farkı var. Şimdi o zaman ne olacak? 203 eksi 197 çarpı 203 artı 197. Şimdi aşağıya geliyoruz. 103'ün karesi 97'nin karesi. O da 103 eksi 97 çarpı 103 artı 97 diye yazılır. Şimdi arkadaşlar 203'ten 197'yi çıkarırsak arkadaşlar burası 6 olur. 103'ten 97'yi çıkarırsak burası da 6 olur. 6 6'yı götürdü. 203 ile 197'yi topladık. Burası 400 oldu. 103 ile 97'yi topladık. Burası da 200 oldu. Sadeleştirdik. Cevabımız buradan 2 gelmiş oldu. Yani sorumuzu 2 kare farkıyla rahatlıkla çözdük buradaki kısımda. Şimdi geliyoruz buraya. A ve B pozitif tam sayılar. A kare eksi 4P eşittir 17 olduğuna göre A eksi B farkı kaçtır diye bize sormuş sevgili arkadaşlar. Pozitif tam sayılarmış. Şimdi hemen geliyoruz. Bakın bu A'nın karesi. Bu A'nın bu 2B'nin karesi. Yani o zaman a eksi 2b çarpı a artı 2b eşittir 17. Peki bunlar nasıl sayılarmış? Pozitif tam sayılar. Peki 17 iki tane sayının çarpımı? ya kardeşim o zaman bunlardan bir tanesi 1, bir, bir tanesi 17 olacak. E hocam nereden biliyorsun onun bir onun 17 olduğu? Tam tersi olamaz mı? Olamaz. Neden? Ne demiş? Pozitif sayılar demiş. E bir çıkması için bir şey bir şeyden çıkması gerekiyor. İkisi de pozitif olduğu için. O yüzden sen diyeceksin ki a eksi 2b 1, a artı 2b de 17. E ne yapalım? Bunları alt alta toplayalım. Şu 2 bler birini götürdü. O zaman 2A eşittir ne oldu? 18. A'mız buradan 9. Şimdi bak. A 9 şuranın 8 gelmesi gerekiyor. 2B 8 gelecek. O zaman B de buradan 4. Diyor ki A eksi B. 9 eksi 4'ten cevabım buradan 5 gelmiş. Olur sevgili arkadaşlar. Çok rahat bir biçimde cevabı bulmuş oluyorum. Cevabımız 5 geldi burada kısımda. Geldik buraya. Şu ifadenin karesi bu ifadenin karesi. 2 kare farkı. E tamam fark etmez ki benim için. Başlıyorum bakın. Birinci ifadeden ikinci ifade çıkaracağım. Bak yazıyorum. 5A 4B eksi parantez içinde tabi. 3A 2B. Bakın iki, iki tane ifade birbirinden çıkardım. Çarpı 5A artı para eksi 4B artı 3A 2B. 3A 2B. Şöyle koydum. Bakın önce iki ifade birbirinden çıkardım. Sonra da iki ifade birbirine topladım. Şimdi hemen şu eksiyi dağıtalım. Burası ne oldu? Eksi 3A. Şunu da şuraya koydum. Artı 2B. 5 eksi 3 a'dan ne, ne gelir arkadaşlar? 2 a. Eksi 4 b artı 2 b. Eksi 2 b. 2 a eksi 2 b. Çarpı. Buraya geldim bakın 5 a artı 3 a ne olur? 8 a. Eksi 4 b. Eksi 2 b. Eksi 6 b oldu burası da. Bölü. Aşağıda da 4 a eksi 3 b var. Eşittir 28. Şimdi ben kafası çalışan adamım. Neden kafası çalışan adamım? Bakın hemen şunu gördüm. Şunla şunun arasında bir yakınlık var. Ne yakınlığı var? Üsttekini bakın. Şu üsttekini iki parantezine alırsam. Şu üsttekini iki parantezine alırsam. Bakın. Burası 8A idi ya. Ne olacak? 4A olacak. 6B idi ya. 3B olacak gördüğünüz üzere burası. O zaman 4A 3B. 4A 3B birbirini götürdü. Şimdi eli bir tık daha yükseltiyorum. Şurayı da iki parantezine alıyorum. Hızlı işlem yapmak için. Ne oldu arkadaşlar? İki parantezinde burası A B oldu. Bir de bakın şuradaki iki daha var. Eşittir 28. Yani şu 2 2 4 eder değil mi? Şunu 4'e bölersem o zaman a eksi b'nin ben buradan 7 olduğunu bulurum. Bana zaten a eksi b'yi soruyor. a eksi b buradan 7 gelmiş oluyor. Gördüğünüz üzere gayet temiz bir çözümle olayın içerisinden çıkmış oldum arkadaşlar burada kısımda. Geliyorum buraya. Bunun karesi, bunun karesi, bunun karesi çarpı bu demiş. Okey. O zaman bu ikisini önce birbirinden çıkaracağız. 555 eksi 222 çarpı 555 artı 222. Şimdi şu ne olur? 333. Şu ne olur? 777. Bu da 37'nin karesi çarpı kaymış. Şimdi bakın arkadaşlar ben kafası çalışan bir adamım. Şu gördüğüm şey 111 çarpı 3. Bu da 111 çarpı 7. Şimdi ben 37'yi hatırlıyorum. Bak historimde kalmış. Nerede historimde kalmış biliyor musun? 111'i 3'e bölersen bu 37 çarpı 3 olur. Bir de bir tane daha 3 var bu arada burada. 111 bakın burada. Bu da 37 çarpı 3 çarpı 7. Bakın bu neye eşit? 37'nin karesi çarpı k. 37'nin karesi. Bakın burada iki tane 37 var. Bunlar sadeleşir. Geriye ne kaldı? 3, 3, 3, 9. Yani 9 çarpı 21. Yani 189 eşittir k. Yani k'mız buradan 189 olmuş oluyor arkadaşlar. Buradan bu şekilde rahatlıkla cevabı bulmuş oluruz. Şimdi hemen gelelim bir sonraki sorumuza. Bir sonraki sorumuz da buradaki sorumuz. Oldukça tatlı bir soru. X kök 7 eksi 1 olduğuna göre ifadesinin çarpımı nedir diye Şimdi X gördüğüm yere kök 7 eksi 1 koyacağım. Bakın gelip buraya ben kök 7 eksi 1 koydum. Bakın buraya ben kök 7 eksi 1 koyarsam bir de artı 1 var. Birler gitti. Burada bir kök 7 kaldı. Bakın buraya kök 7 eksi 1 koydum. Bir de artı 2 var. O zaman şurası ne oldu? Kök 7 artı 1 oldu. Şimdi ben kafası çalışan bir insanım. Hemen diyorum ki kök 7 eksi 1 kök 7 artı 1. Eşlenik çarpımı aslında bu. Yani eşlenik çarpımı aslında iki kare farkından geliyor sevgili arkadaşlar. O yüzden sen bunu yaptığın zaman ne oluyor? Birincinin karesi yani 7. Eksi ikincinin karesi. 7 eksi 1 oluyor bu ikisinin çarpımı. Çarpı kök 7. Yani 7 eksi 1 ne eder? 6 çarpı kök 7. Yani cevabımız buradan 6 kök 7 oluyor sevgili arkadaşlar buradaki kısımda. Şimdi bu iki sayfanın öğretici sorularını etkili matematik kitabından çözüyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi burada 5 tane sorumuz var. Bu 5 soru burada gördüğümüz 2 sayfanın öğretici soruları. O yüzden arkadaşlar çok ciddi sayıda etkili matematik kitabından soru çözeceğiz. Onu da söylemiş olayım. Burada çarpan ayırmanın neredeyse çoğu sorusunu bu 3 videoda bitirmiş olacağız. Şimdi hemen öğretici sorular kısmına geçiyorum bu konuyla ilgili olan. Sevgili arkadaşlar bugün tercih sonuçları açıklandı. Yani bu videoyu izlediğiniz zaman bu video işte tercih sonuçlarının açıklandığı gün çekilmiş bir video. Ve tercih sonuçları açıklandığı zaman şunu gördüm. Bazı arkadaşlarımız çok mutlu, bazı arkadaşlarımız çok üzgün. Ama şöyle bir durum var. Bazı bölümler olduğu yerde çakılı kalmış. Bazıları ciddi bir gerileme yaşamış. Yani ilerliyor olmasına rağmen bir gerileme yaşamış. Bazıları da müthiş bir öne atılım göstermiş. Ya bu ne anlama gelir? Aynı hani sınavda nasıl bir rekabet varsa tercih konusunda da geleceği düşünürken de ciddi bir rekabet var. İnsanlar, öğrenciler, aileler gerçekten hesaplıyorlar. Hesaplayarak tercih yapıyorlar. Bu da ne anlama geliyor? Bazı bölümlerin gelecekle ilgili olumlu adımlarını gördüğü anda buna doğru ciddi bir yönelim var. Ama bence görülmeyen birçok fırsat da var. O yüzden bana kalırsa sizler birkaç eylem planı belirleyebilirsiniz burada. Ana hedefinizde o hedefe giden başka bölümler de olabilir. Çünkü gördüğüm üzere bazı bölümlerde yani yandan dolaşmalı bölümlerde daha büyük bir ilerleme varken, belki de Türkiye'nin son dönemdeki en en öne çıkan bölümlerinden biri bilgisayar mühendisliği yazılımda bir gerileme yaşanmış. Mesela bu çok tuhaf gerileme yaşanması. Aslında neden tuhaf? Normalde ilerliyordu. Ama neden gerileme yaşanmış? Çünkü bu yıl yazılım sektöründeki mezunların artma sebebiyle maaş artışlarında çok gözle görülür ve düşüş ve ciddi bir yeni mezun kitle oluştu. Bu piyasadaki işe girme oranını ve maaş yükselmelerini belli bir yerde sınırlı tuttu. Peki bunu toplum biliyor mu veya insana bunu araştırıyor mu? Araştırıyor ve bu doğrudan sonuçlara yansıdı ve bu doğrudan tercih durumuna yansıdı. O yüzden sevgili arkadaşlar, bana kalırsa sizler hem tercih döneminde hem de şimdiden düşünürken hep birkaç alternatifli düşünmek, daha flexible düşünmek. Yani ne demek istiyorum? O mesleğe girdiğiniz zaman farklı alanlara yönebileceğiniz şeyleri düşünmek sizin için daha iyi olabilir. Tabii bu tıp, eczacılık, hukuk, diş hekimliği için geçerli olabilecek bir şey değil. Bunu isteyen arkadaşlarımızı bir yerde bir ayrı tutuyorum. Ama onun dışındaki bölümlerde bu tarz bir eylem planı daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü sizin gibi birçok kişi de bunu düşünüyor. Bugün bunu fark ettim. Daha önümüzde ciddi bir süre var. Bunu masaya yatırıp düşünecek vaktimiz var. Ama aklımızın köşesinde hep böyle bir şeyde olsun der. İlk ilk sorumuz burada. Diyor ki ipanisinin çarpanlarından biri hangisidir diyor. Yani bunu olabilecek en sade şekilde yazmaya çalışacağız ve çarpılabilir durumda yazacağız çarpanlarını sorduğu için. Şimdi hemen buradan bakıyoruz sevgili arkadaşlar ne yapabiliriz? Bakın şuradaki ikilinin ikisinde de x kare ortak. Bakın burada da x üzeri 4'te de x kare var. x kare çarpı 7 de x kare var. O zaman ben bunu x kare parantezine alırsam ne oldu burası? Bakın x üzeri 4 vardı. Burada bir x kare kaldı. Buradaki x kare gittiği için artı y kaldı. Şimdi geliyorum buraya bakın. Burada eksi eksi var. Hemen burayı da Bakın y kare y kare ortak her ikisinde de. Ben bunu eksi y kare parantezine alıyorum. Şimdi i̇şte eksi y kareyi çektiğiniz zaman burada ne kaldı? x kare. Bakın burada eksi var ya bakın eksi y kareyi çektiğim için yani eksi y y y ya bu. Sen eksi y kare bunları çektiğin için burada artı y kalıyor gördüğünüz üzere. Çünkü neden? Eksi y kare ile çarptığın zaman çarptığın zaman eski haline diyor. Bakın eksi y küp oluyor orası. O yüzden bu şekilde. Şimdi peki bunu neden yaptık? Bakın bu bölüm ve şu bölüm birbiriyle ortak. Şimdi x kare artı y ifadesinin parantezini aldığım zaman ben bunu. Burada ne kalır? x kare. Arada ne var? Eksi. Burada ne var? y kare. O zaman x kare artı y x kare eksi y kare. Peki x kare eksi y kareyi tanıdınız mı? Tanıdım. İki kare farkı. x eksi y çarpı x artı y diye ayrılır. Bu daha ayrılmaz zaten. x kare artı y diye kalır. Çarpanlarından biri hangisidir diyor. x artı y. Bunun arkadaşlar çarpanlarından bir tanesidir diyebiliriz buradaki kısımda. Şimdi hemen bir sonraki kısma geçiyorum. Bir sonraki kısma geldim. Şu soru. Diyor ki A artı B kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın şurada şurada iki tane ifade vermiş ve x eksi y'yi vermiş. Ben şu ikisi de bir yakınlık gördüm. Bakın bx, by, ax, ay. Hemen bunları alt alta gelip topluyorum arkadaşlar. Topladım. Bakın ne oldu? ax artı bx eksi by eksi ay eşittir. 16 ile 9 topladığımız zaman 25. Tam istediğim şey geldi. Neden? Bakın burada ax, bx x parantezin alsam a artı b kalır. Bakın burayı da eksi y parantezine alıyorum ki bakın burada ne kalsın? Bakın burada artı b. Bakın y'yi ve eksiyi aldım artı b kaldı. Burada da y'yi ve eksiyi aldım artı a kaldı. Bak tekrar çarp. eksi y b eksi y a gördüğünüz gibi. aynı yere geliyor. Şimdi peki ben bunu neden yaptım? Bakın burada da a artı b var. Burada da a artı b var. Ben bunları bir daha artı b parantezine alırsam burada ne kalır? x. Arada ne var? Eksi. Burada ne var? y. Bakın gördüğünüz üzere bu noktaya getirdim. Bunun sonucu neymiş? 25. E, mükemmel. Bana x, eksi y'yi 5 olarak verdiyse o zaman a artı b'miz de burada 5'tir sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu sefer tek parça şeklinde vermedi. Bu şekilde dağıtarak verdi. Buradaki soruda da. Mümkün mü? E, gayet mümkün sevgili arkadaşlar. Bu şekilde çıkma ihtimali de diyelim sizlere. Şimdi hemen geliyorum bir sonraki kısma. Bir sonraki sorumuza. Şuraya bakayım. Evet. Bir sonraki sorumuza geliyorum. Buradan seçtiğim sorulara baktım aynı anda. Şöyle. Buradan bu soru. Sevgili arkadaşlar bakın bu çok tehlikeli bir soru ve oldukça da tanıdık bir soru. Pozitif bölen sayısı kaçtır diye. Şimdi sen pozitif bölen sayısını nasıl buluyorsun? Bunu çarpanlarına ayırıyorsun ve üstlerini bir arttırıp asal çarpanlarına ayırıp üstlerini bir arttırıp çarpıyorsun. Tamam da burada nasıl yapacağız? Bakın mükemmel bir soru. Şimdi bence bu çok özel o anlamda. Şimdi geliyoruz burada 3 üzeri 7 eksi 3. Şimdi 3 üzeri 7 eksi 3 üzeri 1. Ben bunu 3 üzeri 1 parantezine alırsam. 3 parantez burada ne kalır? 3 üzeri 6. Eksi burada da 1 kalır. Hakikaten öyle mi? Bu 3 üzeri 1 ya. At bunu tarafa. 3 üzeri 7. Eksi 3 üzeri 1. Hakikaten böyle. Peki şurada bir 2 kare farkı var desem bana inanır mısınız? İnanmanız gerekiyor. Neden? Çünkü 3 üzeri 6 ya. 3 üzeri 6 neyin karesi? 3 üzeri 3'ün karesi. Eksi bu da 1'in karesi. Bakın o zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Bakın 3 üzeri 3 eksi 1 çarpı 3 üzeri 3 artı 1 şeklinde Yazabilirim ben bunu bu şekilde. Peki ben bunu şu şekilde yazalım. Bir de bu başında ne var? Başında 3 var. Bakın bu şekilde yazdım. Peki şu gördüğüm şey. Yani şunun iki kare farkıyla da ayırdım. Şimdi bakın bunları yazıyorum. Bir tane 3 üç var. 3'ün küpü 27. 27'den 1 çıkarırsak çarpı 26. 3'ün küpü 27. 1 eklersek çarpı 28. Bakın bu şekilde yazdım. Şimdi asal çarpanlarını ayıracağım ben. 3. Burada ne kalır? 13 çarpı 2. Şurada ne var? 4 çarpı 7. Yani 2 çarpı 2 çarpı 7. Yani bu ne oluyor? Bit 2'den 3 tane var. 2 üzeri 3 çarpı. 3'ten bir tane var. 3 üzeri 1 çarpı. 7'den bir tane var. 7 üzeri 1. Burası da 13 üzeri 1. Bakın gördüğünüz üzere asal çarpanlarına ayırdım buradaki ifadeyi. Şimdi ne yapıyorum? Üstünü 1 arttır. 4. Üstünü 1 arttır. 2. Üstünü 1 arttır. 2. Üstünü 1 arttır. 2. 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. Yani bunun 32 tane pozitif böleni vardır sevgili arkadaşlar. 32 tane negatif vardır. Gördüğünüz üzere buradaki ifade 3 parantezin alıp orada 2 kare farkını yakaladım. 2 kare farkından devam ettirip sayıları bulup buradan yoluma devam ettim. Şahane bir soru oldu. 3 üzeri 7'yi bulmak, eksi 3'ü bulmak tam bir bela. Onu ayırmak ayrı bir bela. Ama burada gördüğünüz üzere gayet her iki konunun da bilgisini birleştirerek buradaki sorumuzu çözebilmiş olduk sevgili arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bir sonrakine. Bir sonrakimiz bu. Diyor ki olduğuna göre A'nın çarpanlarından biri değildir diyor buradaki ifadenin. Hangisi A'nın çarpanlarından biri değildir diye bize sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar bu güzel bir soru. Şimdi bu gördüğünüz şurayı bakın şu bölgeyi bir yazayım bakalım. X eksi Y. Bakın iki tane X eksi Y var. Çarpı X eksi Y. Çarpı X eksi Z. Daha kolay görebilmeniz için bunu yazıyorum. Artı. Bakın burada Y eksi X. Burada. Bakın burada Z eksi X ya burada. Ben bunu arkadaşlar x eksi z diye yazabilirim rahatlıkla. Çünkü fark eden bir şey yok. Neden bunu yapıyorum? Çünkü burada x eksi z var Yani aynı olsun. Z eksi x diye yazmayayım. X eksi z diyelim. Çünkü karesini alıyorum ya. Ha z eksi x yazmışım. Ha x eksi z diye yazmışım. Aynı şey. Bakın x eksi z çarpı x eksi z diye yazdım bunu buraya. Şimdi bakın. Burada bakın x eksi y y x. Bunlar aslında ortak. Ama sadece biri eksi eksi ile çarpılmış hali. Bakın burada x eksi z x eksi z ortak. Şimdi bakın öncelikle şöyle yapıyorum. Ben burada x eksi y'ler ortak. Ama bakın burada bir tane eksi 1 kalacak bunun yerinde. Bir de y x eksi z'ler ortak. Ben bunu x eksi y çarpı x eksi z parantezine alıyorum. Bakın şunu çektim bunu çektim. Ne kaldı burada? x eksi y kaldı. Şöyle parantezde koruyalım. Arada ne var? Arada artı var. Bak dikkat et. Şunu çektiğim zaman. Bak bu y eksi x. Sen buradan x eksi y çekersen eksi 1 kalması gerekiyor ki. Tekrar çarptığın zaman işareti değişsin. Bakın burada bir tane eksi 1 kaldı. Şöyle. Bir de burada bir tane x eksi z kaldı. Gördüğünüz üzere. Şimdi hemen şöyle şuradaki parantezi kapattım. Şimdi burayı düzenliyorum. Bakın x eksi y artı. Bakın eksi 1 ile şunu çarptım. Eksi x. Şöyle artı yok artık yani şurası. Eksi x artı z oldu. X'ler birbirini götürdü mü? Götürdü. O zaman burada ne kaldı bir tane de? z eksi y kaldı. z eksi y x eksi y x eksi z. Diyor ki çarpanlarından biri değildir. Bakıyorum. x eksi y çarpanı mı? Bakın burada. x artı y çarpanı değil. y eksi x çarpanı mı? O da çarpanı arkadaşlar. Bakın x eksi y çarpanı ise y eksi x de çarpanıdır. Nasıl biliyor musunuz? Ben bunu şöyle yazabilirim. Eksi 1 çarpı y eksi x diye bunu böyle yazabilirim arkadaşlar. Yani bu, bu, bu bakın şu üstteki ile şu alttaki Birbirinin aynısı Yani şu gördüğün şey Aslında bu gördüğün şey Buna birbirine eşit Yani böyle de yazabilirim O yüzden x eksi y çarpanıysa Y eksi x de çarpanı Yani bir şey mesela Bir şeyin çarpanı 3 ise Eksi 3 de onun çarpanı değil mi? Mesela 6'nın çarpanlarını bul diyor 3 Eksi 3 de onun çarpanı Olur yani Negatif pozitif dememiş burada sonuçta Devam ediyorum x eksi z Bakın zaten x eksi z var x eksi z burada Y, bak y eksi z. Z y varsa y eksi z de vardır. Çünkü bu gördüğün şey eksi 1 çarpı y eksi z demektir. O yüzden bu da vardır. Ama Bursa yoktur arkadaşlar. Bu soruyu özellikle size göstermek istedim. Bence oldukça öğretici bir soru. Son öğretici sorumuza geçelim. Buradaki kısımda. Bakın böyle bir oranlama vermiş. Şimdi bakın burada iki şekilde yapabilirsiniz. Bu oran orantıda tekrar göreceğiz. Bakın x'e ben burada 4k, y'ye 3k diyebilirim doğrudan. Çünkü 4K 4 k'yı 4'e böl. K eder. 3K 3 k 3'e böl. K eder. Ya da şöyle yapabilirsin. Çapraz çarpım yaptın ya. 3x eşittir 4y. Şimdi ne yapıyorduk? Bunun kat sayısı bunun katı. Bunun kat sayısı da bunun katı oluyordu. Bakın tam çapraz kat sayılar birbirinin katı oluyordu. O zaman x 4k y 3k. Şimdi geliyoruz buraya. 4k artı 3k'nın karesi. Alt tarafta da 4k'nın karesi eksi 3k'nın karesi. Şimdi başlıyorum. 4K artı 3K burada ne olur? 7K olur. 7K'nın karesi 49K kare olur. Çünkü K'dan da 2 tane olacak. 4K'nın karesi 16K kare. 9 k kare şey 3K'nın karesi 9K kare. Çıkardığım zaman burası da 7K kare olacak. K kareler birbirini götürdü. 49'u 7'ye bölersen cevabım buradan 7 gelmiş olur sevgili arkadaşlar. Buradaki soruyu da bu şekilde çözeriz. Evet bugünkü videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Şu iki iki sayfadaki öğretici tüm soruları göstermeye çalıştım. Sonraki videoda geri kalan sayfalardan kritik kısımlara bakacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.